Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkçe dersinden 5N1K konusunu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün sizlerle ne yapacağız? 5N1K yöntemini uygulayıp bu soruları sorup okuduğumuz bir metni çözümleyeceğiz ve çok daha kolay ve etkili bir şekilde okuduğumuz metni anlamış olacağız. Daha sonrasında bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Eğitici, güzel örneklerle dolu bir derse hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin başlangıcında sizlere 5N1K yönteminin ne olduğu hakkında bilgiler vereyim. 5N1K yöntemi 5 tane N harfiyle başlayan, 1 tane de K harfiyle başlayan sorulardan oluşmaktadır. Ve biz bu soruları okuduğumuz bir metne veya okuduğumuz bir kitaptaki olaylara sorduğumuz zaman o olayları çok daha kolay bir şekilde çözümlememizi sağlayan sorulardır bu sorular çocuklar. Gelin hep birlikte 5N1K sorularını tanıyalım. Öncelikle 5 tane N sorusundan sizlere bahsedeyim. Ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman? Bu 5 tane soruyu sorarak biz metni çözümleriz. Metindeki olay örgüsünü daha kolay bir şekilde öğrenmiş oluruz. Bir tane de K sorusu var çocuklar. O da nedir? Kim sorusudur. Biz bu soruları sorarak hikayedeki olay örgüsü hakkında bilgiler toplarız çocuklar. Aynı zamanda hikaye unsurları hakkında da bize bu soruların cevapları bilgiler verir. Neydi hikaye unsurları? Hikayenin kahramanları kimlerdir? Hikaye hangi zamanda geçmektedir? Hikaye nerede geçmektedir? Hikayenin yeri ve hikayenin konusu nedir? Bunlar hakkında bu soruların cevapları bizlere fikirler verir. Bunların cevaplarını bulmuş oluruz. Şimdi bu soruları tek tek sizlere tanıtayım ve örneklerle sizlere açıklayayım çocuklar. İlk sorumuz ne sorusu? Ne sorusu konuyu ve olaydan etkilenen nesneleri ne sorusunu sorarak biz ne yaparız? Buluruz çocuklar. Örnek verelim. Metin'in babası balık tuttu. Cümlemizi inceleyelim. Burada yapılan iş nedir? Balık tuttu. Balık tutma işi. Metin'in babası ne tuttu? Evet, burada olaydan etkilenen nesneyi bulmaya çalışıyoruz. Metin'in babası balık tuttu. Cevabımız balık tuttu şeklinde olacaktır. İkinci sorumuza geçelim hep birlikte. Nerede sorusu? Evet, nerede sorusu? Biz hikayede geçen olayın yerini öğrenebilmek için hangi soruyu soruyormuşuz çocuklar? Nerede sorusunu soruyormuşuz. Nerede sorusu yerine göre nereye veya nereden şeklinde de olabilir. Şimdi bununla ilgili örnek vereyim. Samet sevinçle evine gitti. Şimdi yapılan işe soralım bakalım. Samet nereye gitti? Samet sevinçle evine gitti cevabını alırız çocuklar. N harfiyle başlayan üçüncü sorumuza sıra geldi. Ne zaman sorusu. Evet, bir olayın gerçekleşme zamanını bulabilmek için biz okuduğumuz metinde veya okuduğumuz cümleye hangi soruyu sorarız? Ne zaman sorusunu sorarız. Şimdi bir örnek vereyim sizlere. Bu mahalleye geçen yıl taşındılar. Şimdi cümlede yapılan işe soralım. Ne zaman taşındılar? Cevap ne olacak? Bu mahalleye geçen yıl taşındılar şeklinde olacaktır. N harfiyle başlayan dördüncü sorumuza sıra geldi. Nasıl sorusu. Evet, nasıl sorusu da olayların gerçekleşme biçimini, şeklini öğrenebilmek için bizler hangi soruyu soruyormuşuz okuduğumuz metinde? Nasıl sorusunu soruyormuşuz çocuklar. Şimdi bir örnek verelim. Anıl koşarak evine gitti. Şimdi yapılan iş nedir burada? Gitti. Cümleye soruyoruz. Anıl nasıl gitti? Evet, Anıl koşarak
evine gitti şeklinde olacak çocuklar. N harfiyle başlayan 5. sorumuz da nedir çocuklar? Niçin ya da diğer adıyla neden sorusunu sorarız çocuklar. Olayların gerçekleşme sebebini öğrenebilmek için, bulabilmek için biz hangi soruyu soruyormuşuz? Evet, niçin ya da neden sorusunu soruyormuşuz. Şimdi bir cümlede örnek gösterelim. Kutay geç kaldığı için otobüsü kaçırdı. Şimdi yapılan işe soralım. Kutay niçin ya da neden otobüsü kaçırdı? Kutay cevabımız ne olacak? Geç kaldığı için otobüsü kaçırdı şeklinde olacak. 5 tane N harfiyle başlayan sorularımızı bitirmiş olduk. Şimdi sırada bir tane de T harfiyle başlayan sorumuz var. O da neymiş? Kimmiş? Kim sorusu. Evet, olayın kahramanlarını bulabilmek için veya olayda olayı kimlerin gerçekleştirdiğini veya kimin gerçekleştirdiğini bulabilmek için kim sorusunu sorarız çocuklar. Şimdi cümle içerisinde örnek vereyim. Ali hızlı bir şekilde bahçeye çıktı. Ali hızlı bir şekilde bahçeye çıktı. Kim çıktı sorusunu sorduğumuz zaman evet cevabı alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Ali cevabımız ne olacak? Hızlı bir şekilde bahçeye çıktı şeklinde olacak. Bugün sizlere 5 ne 1 K sorularını tanıtmış oldum açıklayarak. Şimdi bir okuma metnimiz var. Bu okuma metnimizi ben sizlere okuyacağım birazdan. Siz hem okuyup hem de dinlemiş olacaksınız. Ve sonrasında 5 ne 1 K sorularını sorarak okuma metnimizi çok daha iyi bir şekilde çözümleyip anlamış olacağız çocuklar. Baba yorgun argın eve döndüğünde çocuğunu kapının önünde beklerken bulmuş. Çocuk babasına, "Baba, bir saatte ne kadar para kazanıyorsun?" diye sormuş. Zaten yorgun gelen baba, "Bu seni ilgilendirmez." demiş. Bunun üzerine çocuk, "Babacığım, lütfen bilmek istiyorum." demiş. Baba, "Madem ki bilmek istiyorsun, 50 lira kazanıyorum." diye cevap vermiş. Çocuk, "Peki bana 10 lira borç verir misin?" diye sormuş. Baba iyice sinirlenmiş. "Benim senin saçma oyuncaklarını veya benzeri şeylerini ayıracak param yok. Hadi derhal odana git ve kapını kapat." demiş. Çocuk sessizce odasına çıkıp kapısını kapatmış. Baba sinirli sinirli, "Bu çocuk nasıl böyle şeylere cesaret eder?" diye düşünmüş. Aradan bir saat geçtikten sonra baba biraz daha sakinleşmiş ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşünmüş. Çocuğun odasına çıkmış ve "Uyuyor musun?" diye sormuş. Çocuk "Hayır." demiş. "Al bakalım istediğin 10 lirayı. Sana az önce sert davrandığım için üzgünüm ama uzun ve yorucu bir gün geçirdim." demiş. Çocuk sevinçle haykırmış. "Teşekkür ederim babacığım." Yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkarmış. Babasının suratına bakmış ve yavaşça paraları saymış. Bunu gören baba yine sinirlenerek, "Paran olduğu halde neden benden para istiyorsun?" demiş. Çocuk, "Ama yeterince yoktu." demiş. Ve paraları babasına uzatarak, "İşte 50 lira." demiş. "Bana bir saatini ayırır mısın?" diye söylemiş. Sevgili öğrencilerimiz, nasıl? Okuma metnimizi beğendiniz mi? Az önce sizlere çok anlamlı ve bir o kadar da duygulu bir okuma metnini sizlere okumuş oldum. Sizler de aynı zamanda hem okuyup hem de benden dinlemiş oldunuz. Şimdi gelin 5 N 1 de K sorularını cevaplayarak okuma metnimizi çok iyi bir şekilde anlamaya çalışalım çocuklar. İlk sorumuz gelsin. Metinde geçen olay nerede yaşanıyor? Nerede yaşanıyor? Metinde geçen olay evde yaşanıyor değil mi çocuklar? Evde çocuk ve babası arasında geçiyor. İlk sorumuzu cevaplamış olduk. Nerede sorusuna cevap bulmuş olduk. İkinci sorumuz gelsin. Çocuk babasından ne istiyor? Çocuk babasından ne istiyor çocuklar? Bir düşünelim. Çocuk babasından bir saatte ne kadar para kazandığını öğrenmek istiyor değil mi? Cevabımız
Budur çocuklar. Evet, çocuk babasından bir saat içerisinde ne kadar para kazandığını öğrenmek istiyor. Üçüncü sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim, üçüncü sorumuz gelsin. Baba çocuğa nasıl davranıyor? İyi mi davranıyor, kötü mü davranıyor, sert mi, yumuşak mı? Evet, baba çocuğuna biraz sert davranıyor değil mi? Baba çocuğuna sert davranıyor şeklinde olacaktı. Dördüncü sorumuza geçelim. Baba ne zaman hatalı davrandığını düşünüyor? Baba ne zaman hatalı davrandığını düşünüyor? Düşünelim bakalım. Baba aradan bir saat geçtikten sonra hatalı davrandığını düşünüyor değil mi çocuklar? Evet. Burada da ne zaman sorusuna cevap bulmuş olduk. Şimdi sıradaki sorumuz gelsin. Baba çocuğa niçin üzgün olduğunu söylüyor. Baba çocuğa niçin üzgün olduğunu söylüyor. Burada da niçin sorusuna cevap arıyoruz. Baba çocuğuna hatalı davrandığı için üzgün olduğunu söylüyor değil mi çocuklar? Evet, burada da niçin ya da diğer adıyla neden sorusuna cevap bulmuş olduk. Evet, son sorumuz K harfi ile ilgili. Kim sorusuna cevap arayacağız? Bir saat kimin için önem taşıyor çocuklar? Düşünelim bakalım, bir saat kimin için? Olayın kahramanlarını da bulmuş oluyoruz böylelikle. Evet, bir saat çocuk için önem taşıyor. Çocuk babasından ne istiyor çocuklar? Bir saat bile olsa kendisiyle ilgilenmesini istiyor değil mi? Bugün ne yapmış olduk sizlerle beraber çocuklar? Bir okuma metnini okuyarak ve dinleyerek 5 ne 1 kez sorularını cevaplayarak hikayedeki olay örgüsü hakkında bilgi sahibi olmuş olduk. Hikayenin ögelerini tespit etmiş olduk değil mi çocuklar? Sizler de bol bol okuma yaparak, kitap okuyarak, okuma metinlerini bitirerek ve bu soruları sorarak çok daha kolay bir şekilde okuduğunuz metni bundan sonra anlayabileceksiniz çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle ne yapmış olduk? Evet, hikayede ve okuduğumuz bir metinde 5 ne 1 kez sorularını sorarak çok daha iyi bir şekilde anlamayı gerçekleştirmiş olduk. Okuduğumuz metni çözümlemeyi öğrenmiş olduk çocuklar. Sizler de bundan sonra okuduğunuz metni bu soruları sorarak çok daha kolay bir şekilde anlayacaksınız ve olay örgüsünü çözümleyeceksiniz çocuklar. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Beni videomuzun başından sonuna kadar güzel bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Beğeni, görüş, öneri ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.